Sevgili takipçilerim, bir soru bir çözüm videolarına devam ediyoruz. Bir soruyla yine karşınızdayız. Özellikle bir soru. Yine daha önceki videolarımda söylediğim gibi bu tür videoyu önce durdurun, soruyu tanıyın, çözmeye çalışın, sonra çözümünü değerlendirin. Şimdi soruyla ilgili bir akıllı seçim yapalım. Sorumuz ne diyordu bize? L uzunluğundaki ipe asılı en küçük bir cisim var. Yukarıda verilen şekildeki bir yatay konumdan serbest bırakılıyor. İpte girme kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının iki katı olduğu anda ipin düşeyle yaptığı açıdan kosinüsü soruluyor. L ipine bağlı bu cisim M kütleliymiş. Aşağıya doğru indikçe ip gerilmesi artar. Şu an itibariyle ip gerilmesi şu şekilde görüldüğü gibi yataydayken cisim ip gerilmesi yok. Peki bu cisim düşeyde aşağıya doğru indikçe merkezcil kuvvetin ve ağırlığın bileşeninin etkisiyle ipte gerilme kuvveti artacaktır. Şimdi ben ip gerilmesinin 2G olduğu anı tespit etmek için bu ip gerilmesinin giderek büyüdüğü varsayımından yola çıkarak ne kadar büyüyebilir? Yani maksimum hangi seviyeye kadar çıkabilir? Bununla ilgili bir öngörüm olması gerekiyor. Şimdi böyle durumlarda dairesel hareket eden, bir dairesel yörüngede hareket eden cisimlerin ipe bağlı oldukları durumda ip gerilmesinin maksimum olduğu durumun düşeydeki cismin düşeydeki konumu olduğunu biliyorum. Yani olabilecek maksimum değer bu cismin şekilde çizdiğim konumunda gerçekleşebilir. Peki buradaki gerçekleşmiş ip gerilmesine tevüssü diye bir değer söyleyelim. Tam bu anda cismin aşağıya doğru bir G ağırlığı var ve bir merkez hareketli olduğu için de bir merkezcil kuvveti var. Bu T üssü dediğimiz değer bakalım MG cinsinden ne? Yani burada G artı F merkezci olarak. Şimdi onu yazdım. F merkezci de F üssü diyelim ki bir takım oluştursunlar. Şimdi T üssünü incelemeye devam edelim. Peki bu cismin aşağıya inmesi durumunda enerji dönüşümlerini kullanarak cismin bağlı olduğu ipin uzunluğunu yarıçap, bu yörüngenin yarıçapı olarak düşünürsek bu cisim sonuç olarak şu seviyeye, bakın şu seviyeye yani L kadar aşağıya inmiş olduğunun enerji dönüşümünde Mg büyük L'ye kadar bir potansiyel enerji kaybedecek. Bunun sonucunda da 1 bölü 2 M o noktadaki hızına da cismin şu noktadaki hızına da biz ne diyelim bir V üssü diyelim. Bu V üssünün karesi şeklinde bir kinetik enerji de oluşmuş olacak. Yani MGL kaybedildi. 1 bölü 2 M V üssü kare kazanıldı. Peki işlemler devam ettirilirse 2GL eşittir. 2'yi sol tarafa attım. O konumdaki yani en düşük seviyedeki konumdaki cisme ait hızın karesi ortaya çıktı. Bu bir kenarda dursun, bu benim işime yarayacak. Peki merkezcil kuvvet tam o cismin en aşağıda olduğu durum itibariyle M V üssünün karesi bölü yarıçapta L olduğuna göre şekilde gibi yazılabilir mi? Ve şu gördüğüm V üssü bakınız şu V üssü kare işleminde yerine yazılırsa acaba bir şey çıkar mı? G artı M V üssünün karesiydi 2G bölü L. Şimdi dikkat bakın nasıl bir sonuç çıkacak. G artı L'ler gitti. 2 tane MG. Yani T üssünün bakın MG'nin de 1G olduğu düşünüldüğü zaman 3G olduğunu görüyoruz. Yani bu cisim en düşük seviyeye geldiğinde ip girilmesi ne oluyormuş? 3G oluyormuş.
soruda bizden istenen şey ne? İp gerilmesinin 2G olduğu pozisyonla ilgili. Şimdi o zaman demek ki sıfırdan 3G'ye artış süreci cismin şu yörünge üzerinde herhangi bir anına denk gelecek. Yani bu cisim bu yörünge üzerinde en düşük seviyenin biraz daha yukarısında bir yerde ip gerilmesi itibariyle 2G değerini yakalayacak demektir. Şimdi buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Bu bir testti. Demek ki cismin düşerken, bakınız düşerken, rastgele çiziyorum, bir mantık üzerine değil, ip gerilmesinin, çok kötü çizdim bir dakika, ip üzerinde şu konumdaki gerilmesinin 2G olması mümkün. Peki tam düşeyde de biz ne var, ne buluyoruz? 1G diyoruz. Şimdi bak, diyor ki düşeyle ipin yaptığı açı olan alfanın kosinüsü nedir diyor. Şimdi bakın, şuradan şöyle bir doğrultu aşağı doğru indiğimde cismin şu pozisyona geldiğindeki aşağıya doğru indiği mesafeye x diyelim. İç ters açılardan şurada da bir alfa görüyorum ve karışmasın diye şuraya yazıyorum bakın. Cos alfanın x bölü yarıçap olan şu da l biliyorsunuz. X bölü l olduğunu da ileride işime yarayacağını düşünerek x bölü l olarak yazıyorum. Şimdi sağ tarafta bana yer açılsın diye şu testi artık bitirdik. Burayı şimdi gerçek çözüm için kullanmak üzere burayı siliyorum. Bak şimdi. Demek ki cismin şu pozisyondayken ip gerilmesinin 2G olması mümkün. En azından onu yakaladım. Aşağıya doğru G vektörü var. Merkezi kuvvet. Peki merkezi kuvvet her zaman için şöyle kabul edilebilir. Yani şu ipin doğrultusunda kabul edilebilir ve o an için F değerini alalım. İç ters, dış ters açılardan şuraya da alfa geldi. Demek ki T gerilmesi, bakın. T gerilmesi G cos alfa ile F'nin toplamı kadar. Buradan bir G cos alfa indirdim. F ile birlikte şurada bir G cos alfa var. İkisi birleşerek 2G değerini ip gerilmesinde oluşturdular. Açalım. Devam edelim. G cos alfa artı F'e yazıyorum şimdi. Tam bu andaki hız değerimize de bir şey söyleyelim. Yani bir V değerini söyleyelim. M V kare bölü R. R yerine artık yarıçapı, yani L'yi yazıyorum. Şimdi enerji dönüşümlerini sağ tarafta kullanalım yine deminki gibi. Kütle ne kadar aşağı indi? X kadar aşağı indi. Ne kadar potansiyel enerji kaybetti? Mg x kadar kaybetti. Ne kazandı? 1 bölü 2 M V kare kazandı. Aynı işlemi götürüyorum. 2Gx'in V kare olduğunu tespit edip işime yarar diye çerçeve içine alıp şurada yerine yazıyorum bakın. Devam edelim. T eşittir G cos alfa artı M 2G x bölü L. Devam ediyorum. Bakın G cos alfa artı şurası artık iki daire içine aldığım bölüm 2G x bölü L neydi? Bakın şu x bölü L neydi? Benim işime yarar diye düşünmüştüm. Kosinüstü. Onu da yazıyorum o zaman. G cos alfa artı 2G cos alfa. Devam edersek 2G cos alfa ile 1G cos alfa da 3 tane G cos alfa demektir. Peki tam bu andaki T gerilmesine 2G olması gerektiği bilgisini zaten soru vermişti. Bakın şuraya alalım. İşlemi devam edelim. O zaman ip gerilmesi olan 2G eşittir. Neye eşitleniyor? 2G cos alfa'ya eşitleniyor. Bakın cos alfa 2 bölü 3 değerini buldu. İşte bir soru böylece çözülmüş oldu. Nitelikli bir soru. Bu çözümün size faydalı olduğunu umuyorum. Bir başka videoda, bir soru ve bir çözüm videosunda buluşmak üzere. Sorunun tamamını kendim çizdim. Kendim tasarımladım ve kendim çözdüm. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.